Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hafta sonu vlog çekiyoruz. Çok çok istemiştiniz, onu gerçekleştirelim. Şimdi önce kızları uyandırmakla başlıyorum. Gördüğünüz gibi elimde bir hoparlör ve bir mikrofon bulunduruyorum. Onunla beraber uyandıracağım ve şimdi gidiyoruz uyandırmaya. Bakalım nasıl tepki verecekler. Çok merak ediyorum. Daha açmadım. Gidince birden açacağım. Annesinin günü. Masada da oynuyoruz. Günaydın Masalcım, günaydın. Günaydın canım kızım. Nasıl uyandırdım seni? Masalcım, mikrofonu sana uzatmak ister misin? Masalcım, evet. Evet, gördüğünüz gibi hafta sonuna çok güzel başladık. İnanılmaz dinç başladık, değil mi kızı? Evet. Hadi bakalım. Ben şimdi babanızı uyandırmaya gideceğim. Ver bakayım, mikrofonu sığacak bir şey yoksa. Test etme. Siz de hemen ayılın. Bugün koşturmalı bir gün bekliyor seni. Niçin? Voleybola gideceksin sonra. Evet, şimdi gidiyorum. Öncücüğüm, senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Şarkı söylemek ister misin? Hadi. Söylemek istediklerini söyle bakalım. Evet. Ben şimdi gidiyorum. Sen uyandır. Babanı uyandır. Hadi mikrofon sende. Sen bağıracaksın. Tamam mı? Ne diye bağırayım? Günaydın. Ne oldu canım? Ne oldu? He? Şoka girdi adam. Adam şok. Adam... Şarkı söyleriz. Eğer uyanmazsan şarkı söyleriz. Uyandı. Hepiniz uyandınız mı? Artık kalma. Kahvaltı hazırlamaya yardıma geliyorsunuz o zaman benimle. Hadi. Benim odam çok güzel ışık alıyor ama şu an perdeler açabilir miyiz? Açabilirsin. Ya benim odam hiç ışık almıyor. Allah Allah, niye ışık almıyor? Perdelerdendir. Haydi kahvaltı hazırlamaya çocuklar, sizi bekliyorum. Yoksa gelirim şarkı söylerim ona göre. Duydunuz mu? Yoksa gelir şarkı söyleyeceğim size. Şarkı mı? Evet. Anne dur, anne. Öykü, bana yardıma mı geldin? Evet. Bir tek sen mi gördün bal yanak? Bal yanak öbürleri hala uyanamadı mı bal yanak? Ha? Uyanamamış. Evet, burada ne yapıyorum? Sizi sabah kumpir yapıyorum. Küçük kumpir. Küçük kumpir. Bakın patatesleri böyle bütün bütün attım. İnşallah sabah kadar olur. Sabah saatler önce. Evet. Şimdi kahvaltıyı ben hazırladım. Yumurta yapalım. Yumurtayı yapalım. Sen çıkar bakayım yumurtaları. Hangi kapta yapacağız? Önce sen yumurtaları çıkar da sonra başlayalım biz. Kaç tane? 5 tane. Beş tane yumurta çıkalım. Evet. Ben yakında zaten eve tavuk almayı düşünüyorum. Ne diyorsun? Vardı zaten. Tavuk mu vardı? Vardı. Ha. Çok esprili. Normal yumurta yiyen bir tavuk almayı düşünüyorum. Ha. Çünkü sürekli yumurta gidiyor. O yüzden. Biz şimdi arkadaşlar kahvaltı faslına geçiyoruz. Kahvaltıdan sonra Masal voleybola hazırlanacak. Öykü'nün biraz ders rutini var. Ders yapacak. Böyle bir hafta sonu rutinini çekmiş olacağız bakalım. İnşallah. Sen bana yardım eder misin? Yardım ederim. Tamam. Sen şimdi yumurtaları kır. Yumurtaları neye kıralım. Neye kıracağım? Kafana kır. Neye kıracaksın? Tasa tasa. Şurada tas. Tas orada değil çocuğum. Tas şurada tas. Heh. Kız şurada, kız evin bilmiyor. Daha yeni geldi de bizim evimize. Tas? O yüzden bilmiyor. Tas ne bilmiyor. Tas şu büyük kaseler. Ha. Evet. Çocuk Almanya'dan geldi de pek bilmiyor. Evet. Şimdi senle... kırıyorum. Hadi inşallah. Yere mere atmazsın değil mi? Bak ay korkuyorum.
Evet, bravo Öykü, bravo. Yumurtayı dökmeden kırdığın için tebrik ederim. Yumurtayı yaparsın artık. Masal Hanım da herhalde kahvaltıya yetişir diye düşünüyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, biz şöyle bir afiyetle yiyelim. Tekrardan size bağlanıyoruz. Evet, Masal Hanım hazırlanıyor voleybola gitmek için. Saçlar yapılıyor yine. Bakayım Masalcığım. Ama elim ağrıyor, saçımın ağrıyor. Dün çok fazla vurduğun için mi elin ağrıyor acaba? Ha? Yok, ondan değil ki, saçımı ısıtıyorum ya. He. Elim ağrıyor, saçımın ağrıyor. Ah canım benim, bu da bir üşengeçlik seviyesi. Ne alakası var? Ne alaka? Öykü'ye bakalım, Öykü. Öykü. Ya inanmıyorum, saça bak ya. Ablana da bu saç modeli yapsan, voleybolu giderken yapsın. He? Anne bir gelmişken sana sorayım. Hep gelmişken bir şey soruyor arkadaşlar. Ben... Yine bir ödevdeyiz. Evet, arkadaşlara da soralım ödevimizi. Bu şurayı ne? Çekirdek. Anlayamadım bak. Şu ikisi ya bu taç küre ya da bu taç küre. Ben taç küreyi unutmuşumdur ya. Nereden? Güneş sisteminin yıldızıdır. Doğru mu? Güneş sisteminin yıldızıdır. Ne bileyim? Zaten güneş sistem. Bilemedim. Güneşin şekli küreseldir. Doğru. Güneş sıcak gazlardan oluşur. Evet. Güneşin çapı dünyanın çapının yaklaşık 109 katıdır. Ben onu bilmiyormuşum. Bunu bilmediğinde ne yapıyorsun? Bak şurada bir tane Google amca var. Google amcaya soruyorsun. O sana söylüyor. Güneş kendinden ısı ve ışık yayar. Doğru. Güneş yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır. Doğru. Güneş olmazsa nasıl yaşam olacak? Doğru. Bunu da buraya soruyorsun. Bugün şimdi arkadaşlar Öykü derslerini yapacak. Masal voleybola gidecek. Ben düğüne. Düğüne gidecek. Saçlar da yapılmış bakın arkadaşlar. Evet, saçta brilliantini sürdüm. Evet, düğüne brilliant gidecek. Hmm. Arkadaşlar Netflix'te izlemeyen kalmasın bu arada. Adı geçmişken hemen belirteyim. Gizemli Ada Mansion'la ikinci sıradaydık. Hafta içi muhtemelen okul olduğu için 3'e geriledik. Biz onu bir yapalım ya. Hak etmedik mi Öykü bir? Bakın. Hak ettik. Tipe bak. Evet, ben dedim. Güneş sisteminin yıldızıdır. Yanlış. Güneşin şekli küreseldir. Yanlış. Güneş sıcak gazlardan oluşur. Yanlış, ne saçma. Güneşin çapı dünyanın çapının yaklaşık 109 katıdır. Ya yanlış, güneş dediğim bizden azıcık büyük. Güneş kendiliğinden ısı ve ışık yakar. Olur mu canım ya? Orada çalışanlar var. Odun atıyorlar. Güneş yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır. Ne alakası var? Benim yaşam kaynağım bu. Bu benim yaşam kaynağım. Arkadaşlar. Güneş Bey, işinize bakın. Senin coğrafya öğretmenin kimdi? Mehmet Ali. Mehmet Ali Bey'e buradan saygılarımı iletiyorum. Mehmet Ali Bey. Ne olur bana yardımcı olun. Bizim Havli ne yapıyor, ona bakalım Havli. Ona. Saçıyla cebelleşiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. O bir genç kız, böyle saçlarını sürekli yapıyor. Babası yapıvereydin ya saçlarını. Ben yapayım kızım, ayıp ediyorsun. Böyle evet. Saç mı olur ya? Böyle saç mı olur diyor, geliyor. Kızım sen çok uzunsun, biraz eğil. Gerçekten birazdan mı uzadı bu? İyi, senin uzadı, seni uzadı, geçmiş değil sanki. Bakalım. Bakalım, dönün bana doğru dönün. Bana doğru dönün. Çok. Çok az bir şey kalmış. Bak işte neyine bakıyor. Bunun üstüne çıkıyor. Çok az bir şey kalmış. Yani bir iki aya geçer bence. Geçer. Tamam, bırak ben yapacağım. Bak öyle bir şekil yapacağım ki ama... Düğüne de gitmiyor çocuk, voleybola gidiyor ama ya. Ama ben görüyorum Zehra Güneş, Hande Baladın da böyle yapıyor. Yalnız benim tek anlamadığım onlarda o uzun tırnaklarla nasıl voleybol oynuyorlar. Ben ya Leyla, sen onu anlasaydın zaten sen de voleybol. Ben şurada kolayı açamıyorum ya. Kolayı açamazsan zoru hiç açamazsın. Allah seni kahretmeye. Bakayım. Bakayım. Buyur. Çok güzel oldu. Yap bir smaç. Yapar mısın? Yap bir smaç bak. Ne? Böyle yap. Zıpla bir. Zıpla bak, bir şey göstereyim. Zıpla bir. Ooo çok havalı. Yani Elidor reklamlarından çağrılırsın. Ben buraya niye geldin? Bilmiyorum. Hadi gidiyor musunuz artık? Hadi bir gidin ya. Hadi çocuğum, hadi. Görüşürüz. Bye, ne oldu? Niye bakıyorsun? Niye baktın? Söyle, içimde kalır.
Haydi görüşürüz. Görüşürüz. İyi smaçlar. Ne diyeceksiniz? Bir de anne. Bile bile. Bile. Evet. Gel böyle diyor. Git böyle, git böyle. Hemen hemen hemen. Vallahi kızacak yoksa koş. Yanlarına gidince kendimi çok küçük olduğunu anladım. Ne? Buraya dönünce kendimi çok küçük anladım. Niye? Benim bu kadar. Benim boyumda onunla bu kadar. Oo, tamam. Kızlar sen onlardan daha uzun oluyorsun. Evet. Abi. Oraya şey gitme de şöyle. Bir tane daha mı açacağız? Kimle? Ben de ortasılarına gireyim. Ha, git de hoca kızsın. Hadi hadi hop. Kızlar maç bitti, şimdi de hediye bakmaya geldik. Bugünü böyle sonlandıracağız artık. Şimdi esneme, evet. Hediye kombo yapacağım. Bu arada maçın sonucu ne oldu? Berabere bitti. Ya hazırlık maçı da berabere bitti. Neden biz kazanmıştık? Tamam. Hadi gel şimdi esneme, hediye bakacağız. Ben şu takı kutusunu da beğendim. Bak toka kutusu var en aşağıda. Bütün tokalar var içerisinde. Bakın burada deli gibi güzel tokalar var. Öykü görmesin, kalemler var. Aa ne? Evet, ağzı açık kaldı. Evet, biz şimdi hediye bakın. Burada da sunuklar var, çok güzel. Suluk mu? Evet, benim ay, suluğum yok. Yok artık. Deli, bir sürü evde suluk var. Bakalım hadi. Bakalım sonra bakacağız. Kızlar neye bakıyorsunuz şimdi? Bileklik bakıyorlar. Burada harfler var. O harflerden arkadaşlarına hediye yapacaklar. Bu evet, bu tokalar inanılmaz moda biliyorsunuz. Burada da böyle güzel tokalar var. Burada bayağı güzel şeyler var. Buradan çıkamayacağız gibi. Ne? Şuraya tekrar izlesin geldi. Evet, gördüğünüz gibi hafta sonu aktivitelerindeki en güzel şey ne izlemektir? Masal ve Öykü'yü Netflix'te. Evet, Masal ve Öykü Netflix'te biliyorsunuz ki arkadaşlar, hala izlemeyenleriniz varsa Gizemli Ada Mençuna filmini Netflix'te izleyebilirsiniz. Biz izlemelere doyamadık. Kızlar, kendinizi böyle televizyonda izlemek nasıl bir duygu? Çok güzel. Evet, çok güzel bir duygu.
Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Bir hafta sonu vlogunu ben burada bitiriyorum. Hepinizi çok çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hangi videoları istiyorsanız da altına yazın. Instagram adresimizi de ekle. Öpüyoruz. Bye. Görüşürüz. Bye bye.